Gazeteciler soruyordan iyi akşamlar. Şu anda hoş geldiniz Orhanlar Kültür Merkezi'ndeki onunla birlikte büyüdük. Evet arkadaş, hoş geldiniz. Hüseyin Cumalı, Safa Polat, Hakan Turan, haftalık her hafta yine birlikteyiz. Yine bu hafta aç Hüseyin, nasıl şarkı? Ey bir dost bana be. Kim abi? Aycan, söyleyen kim? Beni alın. Ali Şertürk. Adapazarı Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında şu anda Orhan Gazi Kültür Merkezi'ndeki etkinlik. Sahnedeki öteki abi kim? Oturan Arif Şentürk de ayaktaki. Paçalı silik olan var ya. O Arif Şentürk. Ayaktaki bilmiyorum. Bak. Arif Şentürk. Maşallah. Evet. Evet, Serdar abi. Dinleyelim biraz, güzelmiş. Pencere yapın istiyorsanız, bizi ortaya hocam alın. Bu şu anda görüntü canlı değil mi arkadaşlar? Evet, şu anda görüntüler canlı akıyor. Ya maşallah. Aa, insanlar eğlenme aslında. Evet. Vallahi bak. Biz de böyle açalım diyor Hüseyin. İyi yaptık mı? Güzel. Hı. Gel. Zafer. Buyur Hüseyin. Memlekete söz vermesin. Senin stüdyoda oynadığında var yani. Madem rahatız, çay da çaymış yani. Kim yaptıysa bir şey yaptı. Helal olsun. Bu arada şey varken Hüseyin Cumalı, masamızda kitaplar görüyorum ama. Evet. Sonra konuşalım. Evet. Evet, ses alalım yeter bu kadar. Açılışı yapmış olduk Arif Hoca, Arif Şentürk'ün. Osman Aga, işte Derya'lar türküsüyle açtık ve tekrar birlikteyiz. Bu haftaki gündem biraz yoğundu Hüseyin. Evet. Sefa, Hakan. Bir baktığım zaman Hüseyin'e tepki gösterecek ama koronada yine haritamız kısalmaya başladı. Yok, ben tepki göstermeyeyim. Yine bizim üniversitenin, Subul ve Sakın Üniversitesi'nin bütçesi belli oldu. Ve en önemli konu, Hüseyin, senin gündeme getirdiğin dinamit depolarında son durum. O
Sıkıntı. Evet, onlar var. Biz bugün hepsini, bunları konuşacağız. Ama daha önce konuşacağımız bir konu var. Bu 2022'nin ilk ayında başlayacak olan Sakarya'da 2020'nin ilk ayında başlayacak olan 61 odada yapılacak oda seçimleri. Oda seçimleri heyecanı başladı. Şimdiden kulisler yapılıyor. Şimdi benim aldığım bilgilere göre 61 odadan en azından bir yarısının değişmesi de bekleniyor. Az. Ben yarısı dedim. Şimdi mesela örnek veriyorum. Kahveci odasında 3 tane aday var. Efendim söyleyeyim, berberler odasında 2 aday var. Mesela odaylardan bir tanesi... Kuaförler ayrı, berberler ayrı. Ay tabii. Biz şu anda mesela berber odasının başkan adaylarından Muharrem Gülkan'ı alacağız. Muharrem Gülkan'ı da ben şöyle tanıyorum. Yıllardır biz beraber yani... Tıraşın bir, ona mı oluyorsun zaten? Tıraşı demeyeyim. Bizim semtin insanıydı. Ay tıraş, berberim misin? Ya ben berberim, yalan yok yani. Tamam olabilir. Niye yalan söylüyorsun? Yok yani ama... Herkesin berberi olacak şey, abi hayır, yani. Hayır, şöyle diyeyim. Yıllardır tanıyorum. Onun ben ustalık döneminde... Bizi tanıyorsun. Güzel insandır. Evet. Ve onu alacağız canlı yayını. Onu soracağız bakalım. Hayır şunu anlamadım ben. Berberim diyorum. Hem kendi söylüyor hem de sanki bir şey saklıyormuş gibi böyle bir şeyde. Gürkan senin berberin olamaz mı? Gürkan? Muharrem evet. Yani senin neyse. Berberin olamaz. Çok güzel bir şey yani. Ve şu anda biz Muharrem Gürkan'la bir canlı yayında bağlantı yapıp Sakarya'daki yaklaşık 600 berber esnafıyla ilgili bir konuşacağız. Onların sıkıntıları var mı yok mu diye. Arkadaş hazır mı Muharrem'in şu anda bağlantısı? Evet. Muharrem eğer bizi duyabiliyorsa biz Muharrem'le bir görüşelim. Göremedim. Evet. Muharrem kolay gelsin. Muharrem iyi akşamlar. Ses gelmiyor. Alalım sesi içeri. İyi akşamlar Zafer Bey. İyi akşamlar. Önce sorayım. Odada yılbaşı ilk haftasında bir seçim olma ihtimali var. Yani eğer ekstra bir durum olmazsa bakanlık eğer uzatmaya gitmezse Mart ayına kadar siz de berber odası olarak da 61 odayla birlikte kongrenizi yapacaksınız. Önce bunu sorayım. Şu anki durum nasıl? Esnaf, sizin berber esnaf olarak sormak istiyorum. Şu an durum nasıl? Krizi atlatabildiniz mi? Pandemiden çıkabildiniz mi? Öyle ondan başlayalım. Sonra arkadaşlara vereceğim soruyu. Şimdi pandemi sürecinde tüm esnaf gibi bizim de camiamız büyük etki altında kaldı. Ve pandemiyi atlatmamız biraz zaman alacak. Çünkü hizmet sektörleri biraz bu konuda çok daha fazla etki gördü. Biz de yavaş yavaş bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Tüm esnaf arkadaşlarımızla birlikte pandemideki kuralların hepsine uymaya devam ediyoruz. Bu anlamda tabii mesleğimizin şu an içinde bulunduğu durum biraz sıkıntılı. Çünkü kullandığımız malzemeler, emtialara çok ciddi zam geldi. İşlerimizde pandemiden dolayı bir düşüş söz konusu, hala devam ediyor bu. Bu şekilde esnafımız tüm gücüyle işine sahip çıkıyor. Gereğini yapmaya çalışıyor. Herkes dükkanını ayakta tutmak için mücadele ediyor. Ama peki, pandeminin getirdiği zorluklar hala devam etmektedir. Dükkan kapatan oldu mu, kepenk kapatan esnafınız oldu mu sizin meslektaşlarınız arasında bu süreçte? Geride bıraktığımız pandemi döneminde? Pandemide işlerini kapatan arkadaşlarımız maalesef ki oldu. Dayanamadılar bu sürece. Maliyetleri yüksek. Yalnız çalışan arkadaşlarımız özellikle bu süreci biraz daha ağır atlattı. Sıkıntı yaşadınız şimdi yani. De, borç, harç, kredi, mredi gidiyorsunuz galiba. Tabii ki şu an esnafın ödeme gücü hiç yok denecek kadar az. Ve çok ciddi bir şekilde borçlarımız duruyor. İşte devletimizden yardım bekliyoruz. Bu kredilerin ötelenmesi, faizlerin silinmesi. Şu an esnaf emin olun ki dükkanının kirasını, elektriğini, suyunu, doğalgazını öderken zorlanıyor. Arkadaşlar sorunuz var mı? Daha sonra günden bir tur açayım. İyi akşamlar. Hüseyin Cumalı. İyi akşamlar Cumal Bey. Şimdi Muharrem Bey, sizi dinledim ama biz
Geçen yayın döneminde o da mevcut oda başkanıyla bir canlı yayın yapmıştık. Ve canlı yayında oda başkanı işte şu kadar yardım etti, şunu yaptık, bunu yaptık tarzı. İşte tavuk yardımı yaptık, AK Parti'den yardım aldık, belediyeden şunu aldık falan. Böyle bir tablo çizdi. Ben orada hatta arkadaşlar da dedi ki yani esnafın dedik yani tamam sıkıntısı var ama sizin anlattığınıza göre de bir sıkıntısı yok dedi. Mevcut başkan dedi ki evet dedi bizim bir sıkıntımız yok ama siz diyorsunuz ki doğalgazlı değişik bir tablo var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Hatta o yayından sonra benim görüşüm bazı esnaflar da mevcut başkana tepki gösterdiler. Siz bir aday olarak, bir berber olarak ve bu sektörün içinde bir esnaf olarak nasıl yorumluyorsunuz? Veya şöyle şimdi ben bir ilave yapayım. Sayın Gürkan, şöyle bir ilave yapayım. Sayın Başkan Haluk Bey'in sözleri sizi rencide etti mi açıklamaları? Yani. Öyle diyeyim ben size. Bize şimdi, bu anlamda bayağı bir tepki geldi. Rencide olduk. Yani işte tavuk dağıttım. Şuradan şunu aldım. Lafı çok uzatmayalım. Hem bir esnaf olarak hem bir aday olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi bir pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte maalesef oda meslektaşlarımızın yanında olamadı. Kamu, kurum ve kuruluşların yaptığı yardımları herkese çok göz önünde dağıttı. Rencide etti. İtibar kaybına sebebiyet verdi. Hatta buna ilaveten ben size bir şey ekleyeyim. Zekat ve fitret istedi hatırlarsanız bizim meslektaşlarımız için. Oda bütçesinden ya da kendi cebinden yapmış olduğu hiçbir yardım yoktur. Kamu kuruluşlarından, yerel yönetimlerden aldığı yardımları kendi yapmış gibi bütün meslektaşlarına verdi ve bunları da çok göz önünde verdi. Burada bu anlamda ben çok rencide oldum. Evet, ihtiyacımız olan arkadaşlarımız muhakkak ki var. O süreçte bütün esnaf arkadaşların birçok şeye ihtiyacı vardı. Tavuğa ihtiyacınız var mıydı sizin? Tavuğa ihtiyacınız var mıydı? Tavuk ihtiyacınız var mıydı sizin? Ben bir eleştiri yapayım. Yani çok benzer bir tavuk olması. Mıydı? Bence değildi. Yani o kadar da biz itibarını kaybetmiş ihtiyaç. Şöyle yani bütün berberleri Sakarya'da sürekli yardıma muhtaçmış. Sürekli bir yerden gelecek bir koli, tavuk, marul vesairelere biz ihtiyaç sahibiymişiz gibi gösterildi. Ben de çok üzüldüm mesleğim adına. Berber arkadaşlarım kendi iş yerlerini işleten, kendi emekleriyle ailelerine bakan birçok arkadaşımız bu konuda çok rahatsız oldu. Bana da, ben de duydum sizin duyduklarınızı. Ben çok rencide olduğumuzu düşünüyorum. Sadece ben şahsım olarak değil, tüm camiamız bundan bence rencide oldu. Yani bakarsanız diğer odalar da bu yardımları üyelerine dağıttı. Ama hiçbir yerde göremezsiniz. Biz maalesef gazetelerde de manşet olduk. Sosyal medyalarda da bu yardımlar dağıtılırken sürekli göz önündeydik. Doğal olarak mesleğimiz yardıma muhtaç insanlardan oluşan bir meslek kitlesi gibi oldu. Aksine biz şehre yön veren, herkese dokunan, sosyal hayatlarına dokunan bir meslek örgütüyüz. İşimizi yapıp ailemize, çocuğumuza, kimsenin ihtiyacı, kimseye bir düşkünlüğümüz olmayan yaşayan meslek grubuyuz biz. Beni rahatsız etti. Sadece beni değil camiayı da rahatsız ettiğini biliyorum. Sayın Gökhan, bir de zekatlar var. Yani zekatları da alabiliriz, dağıtabiliriz kısmı var. Yani şöyle, biz o programdan sonra benim de bir elbette sizin gibi, herkes gibi, buradakiler gibi bir sizin sektör değil, meslek alanında arkadaşlarım var. Bayağı bana da bir serzenişte bulundular. Ya biz dediler o programda, ama dedim bizim diyeceğim bir şey yok. Yani sizin başkanınız anlatıyor. Hatta zekatlar da istendi, dağıtılabilir. Bu konuşmalar da oldu. Yani tablo hoş olmadı. Ya ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi mesela Gülkan, Muharrem, şunu anlamaya çalışıyorum. Yani tamam, bütün sektörlerde sıkıntı var. Yani olabilir. Yani bu pandemi herkesi vurdu. Kafeciler de vurdu. Herkesi vurdu ama yani bu özellikle berber esnafının bu kadar gündeme gelmesi biraz sıkıntı oldu. Ona bakarsan Hüseyin
Bayan kuaförleri de aynı sıkıntı yaşadı. Ama hiç çıkıp da bu oda başkanı ismi neyse sen tanıyorsun. Ali Ak. Ali Ak. Ali Ak çıkıp da hiç öyle bir şey yapmadı. Evet. Yani ben Ali Ak'tan örnek biliyorum. Yani çorba içti ama yemek yedim gibi gezdi yani. Öyle bir muhabbet var o. Yani çok Ali Bey'in yaptığı iş, uygulama da çok şeydi. Yani ezmedi. Yani karşındaki kendi evet. odalarındaki kayıtlı üyelerini sıkıntıya sokmadı. Yani gururlarını falan şey yapmadı. İncitmedi. Evet. Sefa sen? Sayın Gürkan, geçen dönem de adaydınız. Bu dönem de adaysınız. Mevcut yönetimin bunların dışında neyini beğenmiyorsunuz veya ne olarak hangi vizyonla adayım diyorsunuz? Yani odaya ne katacağınıza inanıyorsunuz? Şimdi biz geçen dönem ben evet adaydım ve meslektaşlarıma kendimi iyi ifade edemediğimi düşünüyorum. Tabii biraz da tecrübesizdim. Şimdi kendimi geliştirdim ve bu odaya, bu mesleğe ben ve arkadaşlarımdan bir ekip oluşturdum. Çok daha iyisini yapmak için adayız. Mevcut yönetim ve başkan işini iyi yapamadığı için adayız. Berber esnafının dedikoducu iş yerlerinin dedikodu merkezi olmadığını ispatlamak için adayız. Biz ilkesi ve duruşu olan meslek grubuyuz. Bu sebepten ben çalışmalarımı yaptım, tüm camiamdaki arkadaşlarımla görüşmelerimi yaptım ve hala yapıyorum. Kendilerinin de bana ricaları oldu. Bu dönem odamızı alıp hak ettiği yerlere taşıyabilmek için ben ve arkadaşlarım nitelikli bir yönetim oluşuruz. Hatta ben şöyle bir şey söylüyorum. Ben diyorum ki Berberler Odası'nı sadece yönetim değil tüm Sakarya'daki berber meslektaşlarımla birlikte yöneteceğiz diyor. Şimdi az önce Haluk Acıoğlu'nun o açıklamaları eleştiri konusu oldu. Bunu kabul edebilirim bir kısmını. Ama size de şunu sormak isterim. Siz mevcut dönemde başkan olsaydınız bu derece mesela yardım berber esnafına bu derece bir kaynak aktarmak noktasında eksi veya artı yer alabilir miydiniz ve nasıl davranırdınız? Mesela Haluk Acıoğlu değil de bu dönem Muharrem Gürkan başkan olsaydı pandemi döneminde ne yapardı? Ben ne yapardım? Tabii ki meslektaşlarımın ihtiyaçlarını karşılardım. Yerel yönetimlerden herkes gibi ben de yardım alırdım. Tüm meslektaşlarıma bunu kamuoyunda herkesin gözü önünde itibarlarını sarsacak şekilde takdim etmez vermezdim. Ayrıca meslektaşlarımızın içinde bir grup oluştururdum. Gerçekten ihtiyaç sahibi ve zor durumda olan arkadaşlarımız var, doğrudur. Ben hatta başkanın bu yardımları yapmasından sadece rahatsız değilim. Sadece çok göz önünde bu mesleği rencide edecek, itibar kaybettirecek şekilde yaptığı için tabii ki ben de yapardım. Biz de elimizden geleni yaptık da. Bunu Sakarya'daki berber meslektaşlarım biliyor. Biz de çok ciddi yardımlar dağıttık. Çok ciddi meslektaşlarımızın yanında olduk. Ama bunu kimse görmedi. İslam'da da böyle değil midir? Bir elin verdiğini diğeri görmeyecek. Ya bu dönemde adayken de bir başkanmışçasına ben de elimden geldiği kadar bir yetkim olmasa da esnaflara, meslektaşlarıma bir destek oldum diyorsunuz. Doğru mu? Tabii ki oldum. Yani meslektaşlarım, çok ciddi sayıdaki meslektaşım oldum. Hakan sana soracağım. Sadece ben olmadım. Benim kurduğum bir meslekten bir arkadaş grubu kurdum. Hep beraber bir avuz oluşturduk ve gerçek ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarımıza çok ciddi yardımlar yaptık. Arkadaşlar KJ'yi düzeltelim. Yanlış yazmışsınız. Ben bir şey daha ekleyebilirim. Tabii buyurun. Görüşüyorsunuz bu meslektaşlarınızla. Nasıl talep yani? Geçen seçimden de bir tecrübeniz var. Şansınızı nasıl görüyorsunuz bu konuda? Sesim mi gelmedi? Sesimde bir sıkıntı mı var? Ses gelmedi mi Muharrem Bey? Ben bu seçimi Allah'ın izniyle alacağım. Odama ve mesleğimi en iyi yerlere taşıyabilmek için mücadelemi vereceğim. Muharrem, galiba şöyle bir şey... Tam burada bir şey söyleyebilir miyim? Ve tüm meslektaşlarımla kutuplaştırmadan, kimseyi kimseye kutuplaştırmadan hizmet edeceğiz. Efendim? Tam yeri ama benim sorum. Buyur. Çünkü alacağım diyor ya.
Ben bundan iki ay önce Sayın Başkan Ali Kocaoğlu'yla beraberdim. Görüştüm kendisinle. Dedi ki bana, dedim başkan bu seçim, önümüzdeki seçim biraz hareketli geçecek, yoracaklar seni dedim. Ben dedi 400 fark atarım dedi. Nasıl attım dedi, gene atarım dedi. Ne diyorsun? Ya bunu bana kendi söyledi. 400 fark attım dedi, gene atarım dedi. Atacağım 617 dedi. Üyeniz var, 400 fark atarım. 400 fark atarım dedi. Haluk Bey geçen seçimde de 400 fark atmadı. O zaman zaten 485 üyeleri vardı. Yok yani öyle diyor. Yani belki şey olarak söylüyor ama belki ironi yaptı orada ama ya dedi ki ben 400 fark atarım dedi. Yani rakama takılmayalım ama fark atarım diyor. Türkçesi bu. İroni yapmıştır orada. Ne diyorsunuz? Şimdi Haluk Başkan hataları bunlar. Çok iddialı olmak, işinizi iyi yapmamak, mesleğe hakim olamamak, mesleğin sorunlarına hakim olamamak, meslektaşlarınızın dertlerini, problemlerini bilmemek, bilmeyerek bu görevi yürütmek bir gün size dönüş olur. İki taraf da iddialı yani. Peki Hakan ben sana şunu soracağım. İlla soracağım. Sonra al ya. Hayır, yok söz hakkı vereyim sana anlamında. Sana Hüseyin Cumalı, Sefa Polat, Hakan Turan. Sen burada yani biblo değilsin. Estağfurullah Hakan Turan. Şimdi, Demirbaş. Oturmuyorsun orada. Soru şu. Benim kama takıldı. Doğru diyorsun. Şimdi başkan da söylüyor. Bu hiçbir dernekte ben görmedim. Hiç odada. Böyle yardımların böyle aleni şekilde yapılması. Ben mesela tamam bu yaptı bunlar. Sosyal medyada yapıyor. Bunu ben kabul etmiyorum. Bana çok ters geliyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Genel anlamda. Böyle yardımların aleni şekilde insanın gözünün içine soka yapılması. Ya ben Haluk Bey'in yaptığı yardımların böyle karşı tarafı rencide edecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum yani. Şey değil. Tamam yaptığı yardımları bir şekilde reklamını yaptı. Ama peki tavuk dağıttık demek. Yani ya, sence nedir? Tavuk aldıysa tavuk dağıtır yani. O dönemde ekonomik krizde olan esnafın abi, her şeye ihtiyacı ya var. Ya Hakan, çok olayı bilen biri olarak söyleyeyim. Şimdi sayın konuğumuz olduğu için şey yapmadım da tavuk dağıtan benim bir arkadaşımdı. Bir iş adamını, bak şundan dağıttı. Tavuk çiftçisi olsa ya. Şundan dağıttı. Bir iş adamını yakalamıştır. Ondan tavuk koparmıştır. Tavuk dağıtmıştır. Paylaşımlarını görmüş. Haluk Başkan'ın paylaşımlarını görmüş. Ben tavuk vereyim demiş. Ya şimdi bak bu şey bir şey. Yani evet ben konuğumuz var diye benim Haluk Hacıoğlu'nu savunmak bir şeyim yok. Abi o tartışılır. Ama konuğumuz varken gündemimiz bu değil. Hayır bir dakika. Gündemimiz hayır, konuğumuz fark etmiyor. Ben ama konuğumuzun burada kendini anlattığı noktada biz berber odasını konuşamayız. O kendini anlatmak için burada. Bakın, onun için. Ben şunu anlatayım. Şimdi ben özellikle önümüzdeki haftada her gün bir oda başkanı alıp biz burada konuşacağız. Yani ben şimdi tamam bugün Muharrem'den başladık. Muharrem benim yıllardır tanıdığım bir arkadaşım. Yıllardır beraberdik. Yani aynı semtte Çak Caddesi'ne falan esnaf yaparken de biz beraberdik. Sizi tanıyorum. Kendisine de değer veriyorum. Dedim ki bu hafta seninle başlayalım. Dedim önümüzdeki hafta şu anda zaten 61 oda var. Her hafta bir yapsak yetmez zaten Hüseyin biliyor musun? Sen bizim programdan önce Hüseyin Canlıdır Başkanlarla Gündem diye bir program yap bence. Orada anca 2-3 tane başkanı alsak anca gider. Yok biz öyle polemik istemem şimdi. Yani karşısına bunu çıksın da o çıksın birbirine falan. O, tamam işi getirir de o değil. Hüseyin sen de bu konularda karşısın. Yani yardım konularında. Ben sen çok hassas haberler yapıyordun zaten. Ben şunu söyleyeyim. Ondan sonra da Gürkan Bey'e soruyu devam edeyim. Çünkü beklemesin. Bir oda başkanı tavuk da alır, zekat da alır. Ama bunları bence çok göz önünde yapmaz. Gerçekten berberler bence rencide oldu. Evet Haluk Hocaoğlu diyor ki ben diyor dar boğazdaki sıkıntılı esnafın diyor yanındayım her türlü her şeyi alırım ama bence de birazcık berber esnafı bu noktada rencide oldu. Yoksa yardım yapabilir, çırpınabilir, herkesten bir şey isteyebilir. Ben buna saygı duyuyorum ama bunu çok göz önünde böyle çok paylaşmak, yani ben onu yardım etti dese biz anlarız zaten. Şöyle revize edebiliriz, katılıyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Yardımını takdir edebiliriz. Hepimiz takdir ama çok bunu şova dökmesinde eleştirebiliriz ama ben son tahlilde özellikle Muharrem Bey de katılacaktır bu dediğime büyük ihtimalle. İşveren değil de alttaki kalfa ve çıraklara yönelik de bir şey. Onlar mesela memnundu diyebiliyorum ben. Evet eleştirilebilir tarafı da var, şey tarafı da var ama şu anda tekrar diyorum gündemimiz bu değil. Gündemimiz şu anda bir aday var ve onun kendini anlatması. Onun için bence bu konuyu bir sonraya bırakalım. Evet, Gürkan Bey gönderdikten sonra. Ben buna bir şey Gürkan ekleyebilir miyim? Gürkan Bey'den bir soru sormak istiyorum. Sayın Gürkan, bana sizin meslektaşlarından gelen bir sıkıntı gibi bir şey var. Siz buna
daha kimsiniz? Soruyu belki eksik sorabilirim ama siz anlarsınız. Bu birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf bir tarife varmış ve diğer liglerde bu uygulanıyormuş. Burada da uygulanmasını istiyorlar. Yani nedir bu? Bu bana çok geliyor. Bu sıkıntı çok geliyor. Yani birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf nedir bu sıkıntı? Tarife anlamında. Bu sizin sorduğunuz sorudan önce çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Bu yardımlarla alakalı. Şimdi ben çok girmek istemiyorum ama bunlara üyelerinize yardım ettim diyorsunuz. Aynı üyelerinizi icraya veriyorsunuz. Bir dakika. Aynı üyelerinizde manşet... pandemi döneminde... Bir dakika, burada manşet çıktı, devam edelim. Aynı üyelerinize pandemi döneminde muhasebelerine zam yapıyorsunuz. Muhasebe ücretlerine. Zam yapıyorsunuz. Ve devletimizin verdiği teşvik, biliyorsunuz o dönemde devletimiz bize 25 bin gibi bir yardımda bulundu. Bunun için de belli evrakları toparlayıp götürmemiz gerekiyordu. Üyelere aidat borçlarından dolayı bu evrakları vermeyerek onları zor duruma aynı zamanda sokmadınız mı? Yani bir yerde yardım ettiniz, gıda yardımı vesaire yardımı pandemiden dolayı esnafınızın yanında oldunuz. Aynı esnafınıza o zaman siz insanları niye kutuplaştırıyorsunuz? Yani o zaman açıklayın kime ne verdi açıklayın. Mesela diyor ki ben biner lira para dağıttım diyor. Ben soruyorum sahada geziyorum hiç kimse bu parayı almamış. Öyle bütçesi yok zaten oradan. Bakın dağıttım diyormuş diyor. Yani... Bir dakika. Asıl şeyi sormak istiyorum ben. Ne icrası bu? Şu icra meselesini bir açar mısınız? Aidattan dolayı mı? Nedir o icra? Açar aydat, mısınız? Aidat borçlarından dolayı üyeleri icraya verdi. Hatta basında yer aldı bu. Muhakkak görmüşsünüzdür. Bir şey hatırlıyorum sana. Şöyle çıktı. Peki bazı odalar pandemi sürecinde muhasebe ücretlerini almadı. Bak değil yani. Sayın Gürkan. Evet pandemi sürecinde aidat ve muhasebe ücret. Bazı odalar benim bildiğim muhasebe ücretlerini yanılıyor olabilirim ama almadılar. Sizin berber orası evet, almayan, alma. Almayan odalar var. Pandemi döneminde olacak şey mi bu? İnsanları zaten zor bir süreç beklerken icraya aidat borcu için vermek. Bazı odalar dediğiniz gibi pandemi sürecinde ücret ve o süredeki sadece ücret, muhasebe ücreti ve aidat alacaklarını almadı, muaf etti. Yapılamaz mıydı sizce böyle bir şey? Yani o da bu işin altına elini atamaz mıydı? İlla ki bize yardım kuruluşları mı sadece yardım etmek zorundaydı? Siz orada niye varsınız? Siz esnafın iyi gününde, kötü gününde yanında olmak için varsınız. Biz işte tam bunlar için gelmek istiyoruz. Üyemizin her an, her dakika, her saniye yanında olmak için biz gelmek istiyoruz. Aidat devlete ait bir şey değil miydi? Aidat değil. Şey, yok muhasebeye katılıyorum da aidatı çünkü biz program başkanları almak zorundayız. O da aidat. Muhasebeyi demiyorum. Onu günden alışıyorsun ama aidatı yani, sanki şey yapamıyor ödülüyor. Değil mi? Her odanın mesela berber odasının odaya dönmesi gerekiyor değil mi aidatı? Muharrem. Yok şöyle ben kanunen ödemesi gerekiyor. Her ama berber kendi mesela 80 bağlı bulunduğu odaya aidat ödemek zorunda değil mi? Adam, her berber. Doğru bağlıysa ödemek zorunda. Evet, demek onu işte onu, ben, onu iyi de adamam neyin diyemiyor başkanım. Neyin tartışmasını yaşıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum ki ya. Bir insan bir odaya aidat ödemek zorundaysa ödeyecektir. Ödemezse de bunun yaptırımı karşısına çıkar. Bunun bu kadar basit. Adam icraya verdi diye sen bunu suçlayamazsın. Herkese yapacaksınız. Herkese yapacaksınız. O zaman herkese yapacaksınız. Ayırmayacaksınız insanları. Ayırmak farklı bir şey. Açalım o zaman muhaliflere mi yaptı bunu? Ayırıyorsa tamam da yani bir insan borcunu ödemiyorsa bunun yasal olarak bir karşılığı var. O da nedir? Önce uyarırsın, tebligat gönderirsin. Ondan sonra eğer ödemiyorsa da icraya verirsin. Ha sen diyorsan ki sana yapmadı, bana yaptı. İyi de pandemi tamam. O zaman sana yani. Katılırım. Bir saniye efendim Muharrem buyur. Evet Muharrem bir şey söylüyordun. Yok bu tabii ki almak zorunda. Bunu tasarrufundadır. İcra ile alır, nasıl alır ben bilemem. Ama üyelerini arayıp işte aidat, muhasebe ücretlerinizi ödeyin diye zorlamak, işte atıyorum insanları bu süreçte ekstra bir sıkıntıya sokmak. Bakın ben size az önce bir şey söyledim, atladık orayı. Sizin kredi vesaire gibi bir konulardan faydalanabilmeniz için odaya evrak almaya gittiğinizde aidat borcunuzdan dolayı bu evrak verilmedi efendim. Ama Muharrem Bey o krediyi ben de kullandım Esma. Birçok şey kullandım. Belge değil ki. E-Devlet üzerinden otomatik belge sorgulamayla alındı o.
Halk özel devi devlet bankasının kredisi yani belge götürülmedi. E-Devlet üzerinden sorgulamayla yapıldı. Ben seni tanıdığım için abi diyorum. Kusura bakma. Şimdi bak senin iddia ettiğin olay şu. Oda üyeleri arasında başkan eğer ayrım yaptıysa bir kısmından alıp bir kısmından almadıysa o yanlış. Bu konuda sonuna kadar arkandayım. Aynen. Ama odanın menfaatlerini düşünüp üyelerinden aidatlarını ödemesini istiyorsa bu zaten başkanın görevi yani bu konu eleştirilemez. Ama dediğim gibi ayrım yapıyorsa sonuna kadar arkandayım. Ben de şöyle diyeyim. Ben de onu bir ekleme yapayım. Şimdi, ben onunla ilgili haber yaptım. Biraz önce arkadaşa bir cevap vereyim. Faaliyet belgesi şartı vardı. Siz orayı yanlış biliyorsunuz. Abi ben de hiç belge bak ben kendi açımdan söylüyorum da, ama E-Devlet üzerinden sorgulandı hepsi. Benim için bilmiyorum siz esnaf olduğunuz zaman orada kayıt belgesi almak zorundasınız. Kayıt odadan alınıyor belki ya. Sormadılar abi o zaman ben kıyak geçtim. Bir de şöyle yani aidatını alacaksın tabii ki ama o süreçte bir istisna gösterilebilirdi, ötelenebilirdi. Şöyle bir konu da var ama atladığımız bir nokta var. Zamanında bu pandemi döneminde hükümet bilene bazı ödemeleri öteledi. Tabii. Bakın ben şimdi burada bir nevi esnafı savunma noktasında diyorum. Öteledi. Mesela Saski su faturası almadı. Sedaş gecikme biliyorsun bazı şeyler yaptı. Saski hala Saski esnek davranıyor. İşte borçlar ötelendi, o ötelendi. Buradaki tezat şu. Hem yardım ediyorsun hem icra veriyorsun. Madem o zaman bir öteleme imkanı... Ben anlatayım onu. Ben buyur. Haber yaptım onu. Ya buyur Hüseyin. Sayın Gürkan ben bir anlatayım onu. Ben bununla ilgili bana çok, Sasso'dan bana çok şikayet geldi. Sasso otomatik işte mail ortamında ve SMS'te aidatlarınızı ödeyin diye pandemi zamanında üyelerine, binlerce üyesine otomatik olarak yazı şey gönderdi, e-mail gönderdi veya kısa mesaj attı. Oradan bana şikayetler geldi. Ben de bunu haber yaptım. Daha sonra ben Sasso'dan bana verilen bilgi bunlar tamamen yasal olduğunu ve bunu yapmak zorunda olduklarını ve aidatları istemek zorunda olduklarını söylediler. Buraya kadar sıkıntı yok. Hemfikiriz. Bunu Berberler Su Başkanı Haluk Hacıoğlu da alacak. Oraya kadar sıkıntı yok. Sıkıntı nerede başlıyor? Pandemi nedeniyle icra vermeden bunları öteleyebilirsin. Bak, aidatı alacak, hanene yazacak. Bunlarda sıkıntı yok. Çünkü bu devlet bunu senden istiyor. Tamam, buraya kadar sıkıntı yok ama pandemi denen bir zor süreçten geçiyoruz. Burada inisiyatif alıp bunu öteleyebilirsin. Mesela Sasso'ya baktım ben. Sasso da alamadı üyelerinden. İcraya vermedi bu benim bildiğim. Son. Hayır 30'u son. İcra yok. Sasso aidatlar için ayın 30'a kadar taksitlenme yapıyor. Evet. Abi şey gönderiyor adam. Yani sana otomatikman dediğim gibi mail gönderiyor, SMS gönderiyor ama icraya vermiyor. Yani orada esnek davranabilirsin. Ve öyle tahmin ediyorum ki kalkıp da Türkiye Oda ve Borsa bir de senin gırtlağını sıkmaz. Bu para niye gelmedi ve bakanlık senin gırtlağını sıkmaz. Esnek dolayısıyla aidat borcun yüklenir, 10% yüklenir, hesabına yüklenir ama en azından icraya vermesin. Ben böyle düşünüyorum. Yani orada icraya verdiyse bana göre bir hata var. Vermemesi lazım. Çünkü sen başkansın. Kesin verdi mi icraya Muharrem? Kesin icranın işlemi yaptı verdi değil mi? Verdi efendim. İnsanların evlerine avukat ve adliyeden görevliler gelip yazdı. Bunu o zaman da basında yer aldı. İcraya verdi olayı ayrı. Da. Haciz yollama olayı ayrı. İcra başlatılsın şimdi ama haciz işlemi yapmasa... İcraya... Onu da bekletirsin yani. Bak hadi icra yasal olarak verdin. Avukat gitti mi... Para yazar. Evi veya işine gitmesi sıkıntı yani. Onu yaptı mı? Yapıldı mı? Bir arkadaşımız oldu. O bir arkadaşımız oldu ama diğer arkadaşlarımızın hepsine icra kağıtları iş yerlerine geldi. Bazı arkadaşlarımızın evlerine geldi. Ben bu esnada şu anonsu da yapayım da. Adapazarı Berberler Odası Başkanı Haluk Bey eğer bu programdan sonra veya bu konu gittikten sonra cevap hakkını kullanmak için WhatsApp hattından bizi arayarak canlı yayına katılıp görüşlerini veya söylemek istediklerini cevaplarını hakkını kullanabilir diyelim. Ondan tabii tabii cevap hakkı var. Ben şu şeyi sorayım benim başka sorum olmayacak. Bu niye birinci, ikinci, üçüncü sınıf tarife diye ileride uygulanan bizim burada uygulanmaya? Şimdi bu geçmişte bizim Sakarya'da da vardı. Ve bence doğru bir uygulama. Bu sizin dediğiniz gibi 1-2-3 değil şöyle oluyor. Lüks sınıf. Birinci sınıf, ikinci sınıf. İkinci sınıf tarife ilçelerdeki esnafımız için.
birinci sınıf tarife merkezi esnaflar için, lüks sınıfta işte bu çok fazla içeride yapılan işlem yelpazesi geniş olan salonlar var. İşte lazer epilasyon, cilt bakım, manikür, pedikür, ağda, lazer gibi bunlar için çıkan bir tarife. Diğer illerde yapılıyor mu? Bizde tek tip tarife var. Sayın Gürkan, diğer illerde yapılıyor mu bu uygulama? Bazı illerde varmış galiba bu uygulama. Var var efendim, var. Bizde hatta elimizde şu an şeyleri var. Bizim Sakarya'da nasıl tek tarife? Doğru mu biliyorum ben? Tek tarife. Yani bugün Şeker Mahalle'deki de, Arifiye'deki de, Sakarya Merkez'deki de aynı tarife üzerinden çalışıyor. Anladım. Sorunuz var mı? Yok, benim sorum yok. Hakan? Evet, teşekkür ederim. Var hep son kez sana şunu sorayım. Sen başkanlığa adaysın, ikinci kez aday olmak istiyorsun. Aday olduğun zaman, başka aday olduğun veya başkan olduğun diyelim, ne değişecek? Ne değişecek? Şimdi bizim, ben bunu merak ediyorum. Mesleğimizde, bizim mesleğimizde olması gereken geç kalınmış birçok konu var. Mesela biz gelirsek meslektaşlarımızın tüm yeniliklerle çok hızlı bir şekilde buluşturacağız. İhtiyaç duydukları araç, gereç ve malzemeyi en iyisini, en ucuza kendilerine hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bari, onlarla araç, temas halinde. Araç gereç demişken aklıma geldi. Sizin bu çıraklık merkezine geçen bir şikayet geldi bize. Ben bunu gerçi yeri midir? Aslında bunu iletmedik kimseye de. Buradan da duyurayım. En azından Adapazarı Kuaförler Odası Başkanı Haluk Bey'le bu konuda bir şey yaparsa yeridir. Bu çıraklık eğitim merkezinin malzeme sıkıntısı çekiliyormuş. Özellikle çırak esnaflarının. Öyle bir durum varmış. Şimdi ben aslında biraz oraya değinmek istiyorum. Yani geçen iki gün önce bir röportaj... Kaç kişi gidiyor biliyor musun merkeze çıraklardan? Giden var mı? Bayağı. Bizim toplam Sakarya'da 220 çırağımız var. Evet. Bunların malzeme şimdi, ihtiyaçları varmış. Yani bunu o da karşılamıyor mu? Veya merkez karşılamıyor mu? Şimdi bu konu gerçekten benim yıllardır destek olduğum bir konu. Bugün çıraklar orada pratik eğitim aldığı zaman emin olun ki orada tarakları yok, lavaboları yok, koltukları yok. Burada çok büyük eksiklik var. Şimdi iki gün önce bir röportajını okudum ben Sayın Başkan'ın. Ben işte Erenler Okulu'nun önüne asfalt yaptırdım, 400 bin lira değerinde asfalt attırdım diyor. Ya bırakın asfaltı yerel yönetimler yapsın. Belediyelerin planlamasında bu zaten mevcut. Planlar belediyeler, sırası gelen yere asfaltlar. Sizin işiniz asfalt mı? Sizin oradaki çırak mesleğinde daha iyi olabilmek için aldığı eğitimlerde emtia sıkıntısı çekiyorsa nasıl yetişecek bu çocuklar? Bu çocuklar nasıl iyi kuaför, iyi berber olacak? Nasıl şehirlerine hizmet edecekler? Var tabii ki efendim çıraklık. Biz işte bununla alakalı da bir çalışma yaptık. Şu an bizim projelerimizin ilk sıralarında gelen bir konu. Hatta bunun bütçesini de hazırladık. Çıraklık eğitim merkezlerini bildiğiniz berber dükkanı, modern berber dükkanları hale getireceğiz. Çıraklarımız orada ciddi bir şekilde eksiksiz eğitim alacaklar inşallah. İnşallah diyelim Muharrem. Yerine katıldığınız için teşekkür ediyorum ben sana. Saygılar sunuyorum. Evet. Bana bu fırsatı verdiğiniz için 264 ailesine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Belirtelim. Sakarya'da 61 oda var ve 61 oda yılbaşı itibaren 31 Mart tarihine kadar da genel kurullarını yapmak zorundalar. Eğer ekstradan bakanlık bu pandemi sebebiyle erteleme vermezse, kararı vermezse, yani oda başkanlığının heyecanı başlıyor diyelim. Biz de kısa bir ara verelim. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Toyota Sandıkçı Gazeteciler Soruyor programını sundu.